Günaydın herkese. Soğuk bir günde güzel bir toplantı olur ümit ederim. Cuma günü tekrar bu ligin önemli bir takımına karşı oynayacağız. Beşiktaş bu ligin önemli takımlarından bir tanesi. İkinci yarıya da galibiyetle başladılar. Kolay bir maç olmayacak bizim açımızdan. Rakip açısından da kolay olmayacağı aşikar. Artık bu ligde herkes herkesi yenebiliyor, herkes herkesi oynayabiliyor. Dolayısıyla bizim amacımız da tabii orada yapabileceklerimizin, saha içinde yapabileceklerimizin, uygulayabileceklerimizin en iyisini yapabilmek. Çok tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Ama biz de içeride de dışarıda da oyunsal anlamda, mentalite anlamda çok değişkenlik gösteren bir takım değiliz. Her rakibe o ciddiyeti ve saygınlığı gösteriyoruz. Aynı saygınlığı ve ciddiyeti de rakiplerden görüyoruz. Çok net. Hep söylüyorum, oyunsal anlamda bir sıkıntımız yok. Noktayı koymakta sıkıntımız var. Bu Konyaspor maçında bir nebze daha ortaya çıktı. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Dün itibariyle bir oyuncu arkadaşımız daha bünyemize katıldı, Opset. Ama bakıldığı zaman o da bir buçuk aydır biraz takım antrenmandan uzak kalmış. Bireysel çalışıyor, profesyonellik var ama takım antrenmanı farklı bir şey. Ama bizim de vaktimiz yok, zamanımız yok. Dolayısıyla kadronun içerisinde olacak. Oyunun gidişatına göre de bir değerlendirme yapacağız. Değerlerinde biraz düşüklükler var ama bunu hem antrenmanla hem de maçla tolere etmek zorundayız. Demin de ifade ettiğim gibi çok fazla zamanımız yok. Belki bugün yarın bir iki oyuncumuz daha bünyemize katılabilir. Onlarla ilgili yönetim başkan çalışıyor. Ama real olarak baktığımız zaman ikinci hafta itibariyle gönül isterdi ki bu oyuncularla Ocak ayının başında başlayalım ama hem süreci çok doğru kurgulayamadık. Oyuncu transferlerinde biraz geç kaldık ama bunun birçok nedeni olduğunu zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla geçmişe bakmak değil önümüze bakmak zorundayız. 16 tane final maçımız var. Her maç çok kıymetli, her puan çok kıymetli. Ve ben bu mücadelenin alt tarafta da üst tarafı tabii biraz daha farklı analiz edebilirim ama alt taraftaki bu mücadelenin 34. haftaya kadar devam edeceğini düşünüyorum. Ufak tefek dalgalanmalar bizde de olacaktır, rakiplerde de olacaktır ama biz inandığımız, bildiğimiz doğrulardan çok da taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Buyurun. Özer'in devre arasında stat'tan çıkıp otele gittiği doğrudur. Rahatsızlığından dolayı mı yoksa? Yok, hayır. Onunla ilgili gerektiğimi yaptırımı yapacağız zaten. Burada bizim için en önemli olan takım. Bireysel oyuncu değil. Kimseyi yani hiçbir oyuncunun tavrını takımın tavrının üzerinde görme şansım yok. Onunla ilgili muhakkak ki bir yaptırım yapacağız. Onu da 1-2 gün içerisinde görürsünüz ne yapacağımızı. Tabii ki de geçen hafta istemediğimiz bir mağlubiyet aldık içeride. Yani hiç gerçekten aklımızın ucunda olmayan bir şey. En kötü yani beraberlik bile bizim için iyi bir sonuç olacağını biliyorduk. Ama tabii geçen hafta geride kaldı. Şimdi önümüzde bir Beşiktaş maçı var. Zor bir deplasman. Ama biz geldiğimizden beri büyük takım maçlarını gerçekten iyi oynadık. Yani içeride Beşiktaş, oradaki Galatasaray maçı olsun, Fenerbahçe maçı olsun, burada içeride Başakşehir, Trabzon. Ya bu maçları iyi oynuyoruz. Tabi oraya kazanmaya gideceğiz. Sahada da bütün çalışmalarımızı hocamız nezdinde bu şekilde çalışıyoruz. En kötü onunla oradan bir puan alıp veya 3 puan alırsak tabi çok çok iyi olur. Önümüze daha büyük bir ışıkla bakmak istiyoruz. Sadece bir tane maç kaybettik. Daha 16 tane maç var. Biz bu ligde kalıcı olacağız. Yani benim bundan hiçbir şüphem yok. Gerçekten bu şehir, bu taraftar, sizler, yani hocalarımız, camiamız, başkanımız, herkesin bize inancı %100. Biz bir şekilde, yani şartlar ne olursa olsun, 34. haftanın sonunda, dün de hocamız bizde bir toplantı yaptı. Hiç kimse 16. haftaya bakmayacak, 17. haftaya bakmayacak, kimi yenmişiz diye bakmayacak. Yani 34. haftada ligi biz 15. sırada bitirdiğimiz zaman, bu ligde kalıcı olduğumuz zaman biz başarılı gözükeceğiz. Çünkü biz daha yeni çıkan bir takımız. Bu süreç her zaman zordur, ilk seneler her zaman zordur. Ama biz bir şekilde bu ligde her zaman kalıcı bir Erzurumspor olarak kalmak istiyoruz. İnşallah da kalacağız. Aramıza yine arkadaşlar geldi. Bilmiyorum, daha da gelecek olanlar da var sanırım. İnşallah onları da takviyesiyle birlikte, onların bize yardımıyla birlikte, onları da biz burada eskiler olarak aramıza alıp bir an önce sorun yaşamaması için arkadaşlarımızla beraber onları da biz yani dışarıdan geldiklerini hissettirmeyeceğiz onlara. İnşallah bu ligde biz adımızdan söz ettireceğiz diye düşünüyorum. Daha şartları mesela gerçekten hani sahaya çıktığımız zaman hani kim yerler işte
balçık gibi, kimi yerler buz. Yani onun üzerinde ne kadar hani futbol oynayabilirsin? Yani şimdi ben mesela defans oyuncusuyum. Arada bir top kalıyor. Atlayıp vurmak istiyorum. Ama beyin bir taraftan diyor ki yani yapma diyor. Çünkü buzun üstündesin yani, Allah korusun yani sakatlık olabilir yani gerçekten biz... Ya şu durum çok zor bir durum. Yani bunu hani bahane olarak söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Gerçekten ama yani mesela benim altı denem şu anda mesela işte iki gün çıkıyorum, bir gün dinleniyorum. O şekilde idare etmeye çalışıyorum hani bu geçiş sürecini. Ama bunlarda bir bahane olmaması gerekiyor. Sonuçta karşı taraf da buzun üstünde oynuyor. Bizler de buzun üstünde oynuyoruz. Chest.